Neyi biliyorsun salak? Oğlum kapat mı okuldan ya? Bir şeyden kapat mı okuldan? Neden çünkü? Ya. Hayır, kötü iletişim yok. Ben kapalıyım demek. Resmim ilk de yani. Ben iletişim yok. Evet arkadaşlar, Film Savaşı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Ozan Karacı. Bugün yanımda Okan Karacı var. Bugün geeklemek formatında sizler için Coca-Cola reklamlarını, Türk Hava Yolları reklamlarını yayınlanmış olan, bir de Super Bowl için yayınlanmış olan TV spotlar hakkında konuşacağız. Onların içerikleri hakkında değil de daha çok onların hani nasıl olduğu, hani filme olan katkıları nasıl olur diye konuşacağız. Sadece hani Batman ve Superman, yani Dawn of Justice filmi veya Civil War iç savaş filmi, hani Captain America iç savaş filmi değil de işte Jason Bourne filmi bir de konuşacağız. Hani filme olan katkıları nedir? Reklamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani filmi ne kadar yansıttı veya filmi yansıtması gerekiyor mu gibi böyle 5-10 dakikalık bir sohbet edeceğiz yani. Ben Jason Bourne'ı filan izlemedim. Bir tek senin gösterdiğin Dawn of Justice'ı bir de Civil War için olanları izledim. Gayet beğendim. Kullanılması da hoşuma gitti açıkçası. Super Bowl etkinliği zaten Amerika'da ve hatta tüm dünyada galiba en çok izlenen filmlerden bir tanesiymiş. Zaten gördük ki Kevin Durant bile fotoğrafçılık yapıyor şeyde, Super Bowl finalinde. Bayağı dolu kalabalık bir yer yani. Benim hoşuma gitti açıkçası videolar. Özellikle Ant-Man'le Hulk'un olduğu Coca-Cola reklamı. Super Bowl'daki. Evet. Super Bowl için yapılmamış aslında. Yani TV spotmuş ama Super Bowl'da yayınlanmış. Yayınlanmış, aynen. Yani Hulk ve Ant-Man karakterleri. Aynen. Coca-Cola için yaptığım şey de evet güzel olmuş. Orada bir zıtlık da var zaten. Koca adam, minik adam filan diye birbirlerine yardım ediyorlar. Orada bir co-op var. Acaba filmde Hulk görecek miyiz? Orada bir mahalle oluşuyor. Belli değil ya, büyük ihtimal. Hani çünkü Hulk olursa dengesizlik olur takımlarda. Böyle bir şey var. Team Cap, Team Iron Man. Hulk Thor yaparsın. Hani bir tarafı yani, Thor atarsın, bir tarafı Hulk atarsın. İkisi de Thor olmazsa Hulk da olmayacak. Onun için ikisi de yok büyük ihtimal. Aynen, o dengeyi sağlaman gerekiyor. Aynen. Tamam, o zaman genel olarak işte Türk Hava Yolları'nın reklamlarından düşünüyorsun. Bir işte Gotham'a giden işte Ben Affleck'li bir reklam var. Aynen, şey yapmışlar bir de, hani iş adamı zengin. Direkt öyle gösterdi. Film içinden bir reklam. Aynen, yani o filmde Bruce... yaşayan bir hava yolları. Şimdi Metropolis için mesela Superman'ı kullanmıyor, Henry Cavill'ı kullanmamışlar. Lex Luthor'u kullanmışlar. Hani ama Gotham tabi zaten Bruce Wayne zengini. Bruce Wayne'i kullanmışlar. Hoşuma gitti benim mesela hani. Direkt şeyi kullansalar, Clark Kent karakterini kullansalar. Çok gözüme batmayabilirdi ama Lex Luthor'un yani zengin bir iş adamının Turkish Airlines'ı anlatması. Zaten hani Metropolis'e geliyor falan. Ya doğru, Clark Kent'in sonuçta o Metropolis'te bir reklam değeri yok. Superman olmalı. Aynen, gazeteci yani, normal bir gazeteci yani. Aynen, Lex Luthor olarak güzel yani lanse etmiş. Ben de beğendim. Bruce Wayne'in de cool'luğu. Aynen, şey, ağır ağır. Tam neden Bruce Wayne olur böyle, ağır ağır takılıyor. Ama bir şey yapmış yani, tam böyle mesela Coca-Cola gibi bir reklama ihtiyacı yoktu diyor Turkish Airlines'ın. Böyle bir reklam çok güzel olmuş hani, Gotham'a gidiyor. Her yere gidiyor aslında, anladın mı? Hayalleri ötesinde. Ama şey, Dawn of Justice'de bir Amerika'da bir kola markasına şey yapmış yani, reklam vermiş. Ama markayı hatırlamıyorum. Görseli de çok araştırdım, bir yerde gördüm ama sonra bulamadım. Hani kusura bakmayın. Fakat kola yani. Marvel İç Savaş Civil War filmi şey vermiş, Coca-Cola'ya vermiş reklamı. Zaten TV spot yayınlandı. Birkaç görsel de yayınlandı. İşte kola şeyleri, kutuların üstünde kahramanların modellemeleri var farklı farklı. Aynısını aslında daha öncesinde Batman Dawn of Justice'de başka bir marka için, Amerika'da çok meşhur olan bir marka için yapmış ama görselleri bulamadım. Benim bildiğim kola, Pepsi, Le Cola var sadece. Amerika'daki marka da bilmiyoruz. Le Cola yapacak ayda ya. Le Cola gelip Batman görürsen. Ben Affleck büyümde reklam çekilse. Yani. Evet. O zaman artık biz büyük bir ülke olmuşuz ama. Büyüme reklam verirse. Büyüme reklam verirse Ben Affleck'e. Bir de ne vardı? Tabii Super Bowl için bir sürü TV spot yayınlandı. The Jungle falan da yayınlamış diye duydum. Jungle of Boom. Gördüm. Yani ben öyle gördüm. İzlemedim ama gördüm yani. Benim en çok gözüme çarpan bir aksiyon ve çizgi roman, geek meraklısı olarak Jason Bourne oldu. İzlemedim onu. İşte iç savaş oldu, bir de Dawn of Justice oldu. Jason Bourne, yani T-Spot tabii ki de hepsi Super Bowl için yayınlanmış. Sonuçta şimdi dünyanın en çok izlenen finali. Ona hazırlık yapmışlar bir de filmlerin hepsi yani. Yani reklam vermek için daha güzel bir yer yok yani. Aynen. Yatırım yapacaksan bunu yapacaksın. Burada kendi şovunu yapmak zorundasın. Şöyle güzel bir taraf var. Dawn of Justice Super Bowl TV spotunu yani Türk Hava Yolları ile birlikte yapmış. Yani bence Dawn of Justice kendi reklamını yaparken Türk Hava Yolları'nı kullanmış. Ama İki tarafı da kâra çıkmış herhalde. İki tarafı da kâra çıkmış ama Türk Hava Yolları Super Bowl'da bayağı büyük bir
reklam vermiş yani yorumcuları masasının önünde falan Türk Hava Yolları reklamı vardı. Onu gördüm bilmiyorum, fotoğrafları gördüm ben. Hatta Amerikalı bazı işte kişiler yani vatandaşlar hani Türk Hava Yolları'na şey yapmışlar. Hani biz... Kullanalım diye mi abi? Yok. Hani hosteslerin fotoğraflarını falan çekmişler işte telefonun kendi kreş oynarken falan. Bunlar mı Super Bowl'u sponsor oluyor falan muhabbeti yapmışlar. Yani bayağı büyük bir giriş yapmış. Zaten Turkish Airlines, hani biz bir videomuz daha vardı hatta. Bu Turkish Airlines'in ilk sponsor muhabbetini duyduğumuzda. Bayağı film dünyalarına, işte Amerika'ya diyeyim. Sonuçta dünya devi. Hani giriyor, içine dalıldı yani. Sadece Turkish Airlines demeyelim de tüm markalar. Geçenlerde, geçen videomuzun altında bir arkadaş yorum yapmıştı. Şey demişti. Ya arkadaşlarıma bakmayın, adı Alvin ve Sincaplı olan bir kullanıcı. Demişti ki, evet, geldi bize. Ya nasıl daha önce duymadınız işte marka sponsoru, her filmin bir marka sponsoru vardır filan. Nasıl bilmezsiniz? Var tabi, bütün filmlerin marka sponsoru da var. Hatta birçok marka sponsoru var ama bu kadar göze vurulan yok yani. Belli edilen. Biz de farkındayız. Super Bowl finalinde yayınlanan yok yani. Hani görmedik, Coca-Cola bile reklamı yayınlamadı yani. TV spotu, İç Savaş'ın TV spotu ayrı yayınlandı. Ama Türk Hava Yolları, Batman, Dawn of Justice yani bildiğin Türk Hava Yolları hayvan gibi yatırım yapmış yani. Arkadaşlar söyleyelim, öyle bir şey olduğunu biz de biliyoruz ama işte Türk Hava Yolları bir iyi ki başarı diyebiliriz bu konuda yani. Türk Hava Yolları'nın filmi gibi durmaya başladı. Hani DC, yani. Zack Snyder filminden çok. Hadi ilk biz o haberi okuduğumuzda tamam bize normal geldi. Hani uçak gibi gözüküyor falan filan sponsoru sanırım da bu Super Bowl'da hani Turkish Airlines'la Dawn of Justice'i beraber tek reklamda yayınlamak bence büyük iş yani. Ya şey vardı, bir laf vardı hani bir iş yapıyorsan 10 yıllık bir iş yapıyorsan 9'unu reklama vereceksin diyor. Bence Türk Hava Yolları onu yapıyor. Çünkü normalde çok kaliteli bir seyahat. Ya kaliteli de gene de... Ya yani büyük devler kadar Emirates olsun işte... Ne Arap... Katar mı? Katar aynen. Yani. Katar olsun. Onların yanında yarışacak bir şirket olamadı belki şu an. Dünya üzerinde ama... Hani bayağı yayıldılar yani. Reklam değeri yüksek bir şirket yani. Çok yükseldiler. Daha da yükselecek. Böyle, bu reklamlar insanları basit edebilir ama... Şu an günümüzde en çok izlenen filmler çizgi roman uyarlaması filmler. Direkt dikkat çeker yani. Bir insan bundan sonra Emirates'ten alacağına Amerika'dan dönüşte Türk Airlines'i kullanabilir. Tamam o zaman konumuzu Türk Hava Yolları'nın mali durumu ve reklam değeri olarak çevirmeyelim. Çevirdik zaten biraz. Çevirdik değil mi? Artık konuştuk artık. Başlığımız Türk Hava Yolları. Yok. Son olarak bu konu hakkındaki görüşlerin nedir yani? TV spotlar, Super Bowl filminde yayınlananlar ve bu reklam hani markaların artık işlerinde bu filmleri daha çok yer vermeleri, çizgi roman filmlerine, diğer filmlere ne düşünüyorsun? Ben Super Bowl finali hakkında fazla bir şey bilmediğim için, yani 2-3 şey biliyorum. TV spotlarının yayınlanması mantıklı bir durum tüm markalar için. Tüm markaların da böyle çizgi roman uyarlaması filmlere reklam vermesi doğru hamle bence. Bir ekonomist değilim ama doğru hamle olduğunu düşünüyorum bir geek olarak. Çünkü dediğim gibi hani günümüzde en çok izlenen filmler süper kahraman uyarlaması oluyor ve artık süper kahramanlık çizgi filmlerde kalmadı. Yani çizgi film yok hatta eskisi gibi. Filmlere geçti. Bu da bir yaş kitlesini arttırdı. Bir geniş kapsama geçildi. İşte Coca-Cola Turkish Airlines'tan daha büyük bir şirket. Bunun farkına vararak kullanmış. Kullanmaya devam edecek. Tam Turkish Airlines gibi kullanmamış tabii ki de. Hayır. Tamam ama ucundan göstermiş. Aynen. Bizde de var diyorlar yani. Bunu ileride mesela her film çıkışında bir markada görebiliriz. Tabii canım. O zaman kısa bir konuşma yaptık. Sohbet ettik. Yani TV spotlar hakkında. Çünkü güzel spotlar geldi. Hatta bir sahne var ki izlerim bilmiyorum ama Winter Soldier. Aynen. Eline durdun. Neyse onu da konuşuruz. Onu başka zaman konuşuruz. Neyse. Evet arkadaşlar, o zaman film sonucunda Geek Demek konseptinde veda diyoruz bu programda da. Kısa kısa konuştuk reklamlar, TV spotları hakkında. Bizi izlediğiniz, takip ettiğiniz, sevdiğiniz, abone olduğunuz inşallah da olursunuz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.